Harvard Plus hoş geldiniz. Bu videomuzda Philips'in yeni Divan serisinden 55 Pus 7304 isimli televizyonu inceliyoruz. <laughs> Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Philips İtalya'da düzenlemiş olduğu lansmanla Yeni Divan serisi televizyonlarını tanıtmıştı. Artık bugün itibariyle Divan serisinin modellerini Türkiye'de satın alabilir konumdayız. Bizim bugün incelediğimiz model adındaki zaten 55 takısından da anlayabileceğiniz gibi 55 inç 55PUS 7304 isimli yeni model Divan serisinden çok kısaca bahsedeyim. Ondan sonra yeni televizyonumuzun yeni modelin özelliklerine geçeceğim. Divan serisinde Philips bir tüketicinin beklediği bütün özellikleri bunların içerisinde Amblay, HDR sertifikaları, Dolby Vision'da Dol Dolby Atmos gibi sertifikalarla birlikte e, daha alınabilir bir fiyatla insanlara bu Divan serisini sunuyor. Daha alınabilir fiyattan neyi kastediyorum? Biliyorsunuz bugün OLED TV'leri satın almak istediğinizde 10 bin liralar, 15 bin liralardan söz ediyorken şu anda incelemiş olduğumuz 55 Plus 7304 modelinin tavsiye edilen satış fiyatı 5999 lira olarak belirlenmiş durumda durumda günümüzün üst düzey televizyonlarına göre çok daha alınabilir bir fiyatta. İsterseniz ilk olarak tasarımdan söz edelim. Ben her zaman bir Philips televizyon inceliyorsam tasarımsal açıdan benim en çok dikkatimi Ambilight aydınlatmaları çekiyor. Zaten Ambilight da bildiğiniz gibi Philips'in imzası haline gelmiş olan ve patentli bir teknoloji olduğu için sadece Philips televizyonlarda görmüş olduğumuz bir teknoloji. Bilmeyenler için tekrardan Ambilight nedir hemen çok kısa onu açıklayayım. Televizyonumuzun arka bölümünde üç taraflı bir şekilde yani hem üst bölümde hem de sol ve sağ tarafta LED aydınlatmalar bulunuyor arkadaşlar. Bu LED aydınlatmalar sizin isterseniz izlediğiniz içeriğin kendisine göre, izlediğiniz içeriğe göre İsterseniz de birazdan göstereceğim. Ambilight modlarında oynadığınız oyuna Android işletim sistemin içerisinde veya dinlediğiniz sese göre değişiklik gösteriyor. Ambilight'ın göze çarpan iki tane ana temel faydası var. Bunlardan birincisi izlemiş olduğunuz görüntüye göre oradaki renklere uyumlu bir şekilde duvarınıza yansıdığı için göze çok daha hoş gelen, normal televizyondan çok daha etkileyici bir görüntü kalitesini görmüş oluyorsunuz, bir görüntü deneyimini görmüş oluyorsunuz. İkincisi de yine izlemiş olduğunuz görüntüye göre renklerini duvara yansıttığı için televizyonunuzun ekran boyutu olduğundan daha büyük görünüyor. Ersin abi de aynı benim gibi düşünüyor. Ben de Ersin abi gibi düşünüyorum. Ersin abi de yıllar önce Ambulight'lı bir Philips TV denedikten sonra gidip sadece Ambilight'ı olduğu için yani ana satın alma sebebi Ambilight'tı. Philips TV almıştı. Bugün ben de gerçekten Ambilight'lı televizyonlara o kadar alıştım ki hani bizim evimizde öyle çok televizyon seyredilmiyor ama gerçekten bir televizyon alacak olsam sırf Ambilight'ın o göze hoş gelen görselliği nedeniyle büyük ihtimalle gidip Philips alırdım. Bence bu The One serisinin de yine en büyük avantajlarından biri rakiplerine göre Ambilight aydınlatmaları. Tasarımsal açıdan fark ettiğiniz üzere tamamen tamamen çerçevesiz bir model değil. Hem üst tarafta hem de alt tarafla beraber yan taraflarda ince bir çerçeve var. Burada Divan serisinin rakiplerinden ayrıldığı nokta şu. Burada görmüş olduğunuz çerçeveler tamamen metal malzemeden üretilmiş durumda. Aynı fiyat segmentindeki bazı rakiplerine baktığımızda burada plastik çerçeveler olduğunu görüyoruz. O anlamda malzeme kalitesi olarak bir avantajları var. Tasarımsal açıdan zaten oldukça sade ve şık bir televizyon. Sadece alt tarafta bir metal ayığın olduğunu görüyorsunuz. Onun dışında ön taraftan herhangi bir size gösterebileceğim ekstra bir detayı yok. Ee, yine bu bahsetmiş olduğu metal çerçeveler gibi benzer rakiplerine göre farklı olduğu bir konu var. O da şu... Şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi televizyonu 40 derece kadar hareket ettirebiliyorsunuz. Bu da aynı fiyat segmentindeki birçok rakibinde olmayan bir özellik. İsterseniz tasarımdan sonra televizyonumuzun görüntü kalitesinden bahsedelim. Ben şimdi televizyonun içerisinde yer alan şuradaki öncelikle demo videoyu sizlere açayım. Bence Divan serisinin en büyük avantajlarından biri yine aynı fiyat segmentindeki rakiplerine göre bütün HDR standartlarını tek bir televizyonda elde edebiliyorsunuz. Neden bahsediyorum? Bugün bizim bu şu anda incelediğimiz televizyonda hem HDR10 hem HLG hem HDR10 Plus hem de Dolby Vision desteklerinin tamamı cihazın içerisinde yer alıyor. Aynı fiyat segmentindeki rakiplere baktığımızda dördünü birlikte alamıyorsunuz. Mesela Philips'in en büyük rakiplerinden biri Samsung'da Dolby Vision eksik, LG'de HDR10 Plus ve Dolby Vision eksik olduğunu görüyoruz. Sony'de ise HDR10 Plus'ın eksik olduğunu görüyoruz. Zaten Divan adı da bir derecede bu HDR sertifikalarının tümünü barındırmasından geliyor. Zaten şu anda hani görsellerin bence ne kadar güzel göründüğünü görüyorsunuzdur. LED bir televizyon olmasına karşın yani çok daha erişilebilir bir fiyatla alınabilmesine karşın görüntünün bu denli iyi olmasının ana sebebi hem az önce bahsetmiş olduğum HDR standartlarını bünyesinde barındırıyor olması ama daha da önemlisi bizim geçtiğimiz yıl İFA'da ilk defa görme şansı bulduğumuz P5 görüntü motorunun bu televizyonun içerisinde olması. Biliyorsunuz artık televizyonlarda panellerden ziyade görüntüyü iyileştiren görüntü motorlarından söz ediyoruz. Ve Philips'in Divan serisinde de bizim İFA'da ilk kez görme şansı bulduğumuz bulduğumuz P5 görüntü motoru var. Bu görüntü motoru izlemiş olduğunuz görüntüleri anlık olarak analiz ediyor ve yine anlık olarak işleyerek hem renk bazında hem de keskinlik bazında iyileştirerek size gösteriyor. Bu sayede eğer kaynağınızın görüntüsü birazcık daha kötü ise orada görüntü motoru devreye girerek görüntüleri iyileştiriyor. Şimdi de gelelim Philips Divan modelinin akıllı televizyon özelliklerine. Yine bu modelde de Android'in 9.0 Pay işletim sistemi yer alıyor. Zaten şu anda aynı ana ekranda görüyorsunuz Google Play Store üzerinden ulaşabileceğiniz birçok uygulamayı, birçok oyunu televizyon içerisine kurup faydalanabiliyorsunuz. Zaten Netflix kurulu bir şekilde geliyor ve birazdan anlatacağım. E, kumandamızın üzerinde de bir Netflix tuşu bulunuyor. Bunun yanı sıra tabii ki Amazon'un Prime Videosu, Google Play'in filmleri, YouTube, onun dışında hemen şuradan inecek olursam e, farklı bütün e, televizyona uyumlu ve Google Play Store'da bulunan uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Eğer televizyondaki uygulamalara daha yeni uygulamalar eklemek istiyorsanız da şu uygulamalar bölümünden Google Play Store'u açmanız gerekiyor. Google Play Store üzerinden televizyonu destekleyen oyunları ve uygulamaları kurabiliyorsunuz. Mesela işte çok bilinen bir uygulama Twitch, yine çok bilinen uygulamalardan Crossroad gibi, buradan Spotify gibi bilindik uygulamaları indirerek televizyonunuza kurabiliyorsunuz. Bu arada televizyonumuzda 16 GB'lık bir dahili depolama alanı olduğunu da belirteyim. Android televizyonun büyük ihtimalle gündelik hayatta kullanırken ki en büyük avantajlarından biri kumandanın içerisinde bir mikrofon yer alıyor ve sesli komutla beraber televizyonunuzu kontrol edebiliyor veya Google Asistan'a o an aklınıza gelen herhangi bir şeyle alakalı soru sorabiliyorsunuz. Mesela Fenerbahçe'nin maçı ne oldu? Gördüğünüz gibi dün itibariyle yapılan Real Madrid Fenerbahçe maçının sonucunu ne yazık ki kaybettik. Burada çıkarttı. Başka sorular da sorabilirim. Hava durumu. Gördüğünüz gibi bugün 31 Ağustos Perşembe ve burada hava sıcaklığını gösteriyor. Farklı bir yerin de hava durumunu sorabilirim. Amsterdam hava durumu. Google Assistant'la beraber aslında televizyonun içerisinde yer alan uygulamaları açmak veya farklı işlevler için de bu tuşu kullanabiliyorum. Netflix uygulamasını aç. Gördüğünüz gibi kumanda yardımıyla sesimle komut verdim ve Netflix uygulaması burada açıldı. Bunun gibi aklınıza gelebilecek birçok işlevi sesle kontrol ederek ve kumandanızı kullanarak televizyonunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Philips televizyonlarla alakalı inceleme öncesinde en çok aldığımız sorulardan biri normal televizyon seyrediyorken kanal geçişlerinin hızlanıp hızlanmadığıydı. Hatta bununla alakalı Ersin abi İtalya'daki lansmana katıldığında da yine Can Bey'e bu soruyu yöneltmişti. Yakın detayda görüyor olacaksınız televizyonu o anlamda da test ettik ve eski nesillere göre kanal geçişlerinin çok daha hızlı, çok daha sorunsuz olduğunu gördük. Eğer bu konuda da aklınızda bir şüphe varsa rahat bir şekilde kanal geçişlerinin eskiye nazaran çok daha iyi bir şekilde yapılabildiğini görebilirsiniz. Son olarak kumanda özelliklerinden ve ses özelliklerinden bahsedip incelememizi tamamlayacağız. Kumandada gördüğünüz gibi birbirinden farklı faydalanabileceğiniz Netflix gibi veya Rakuten TV gibi uygulamaların tuşları bulunuyor. Üst tarafta Ambilight için ayrıca bir tuşa yer vermişler. Buradaki Ambilight tuşuna bastığınız zaman Ambilight'ın özelliklerini kontrol edebileceğiniz menü açılıyor. Burada zaten normal şartlarda videoyu takip ediyor Ambilight. Burada standart, doğal, futbol, canlı, oyun, konfor ve rahat olmak üzere farklı modları yer alıyor. Geri geldiğimiz zaman tekrardan şu Ambilight tuşuna basayım. İsterseniz televizyondaki sesi takip eden Ambilight'ı da kullanabiliyorsunuz ve burada yine retro, renkli, ritim, parti gibi faydalanabileceğiniz farklı modlar yer alıyor. Burada rengi takip et, bayrağı takip et gibi farklı veya isterseniz Ambilight'ı komple kapatabileceğiniz bir menüye direkt olarak kumandanın üzerindeki tuşla beraber ulaşabiliyorsunuz. Az önce gösterdim kumandanın üzerinde bir Google Asistan butonu var. Bu butona bastığınızda mikrofon devreye giriyor ve sesle televizyonunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Onun dışında zaten oldukça klasik bir kumandayla karşı karşıyayız. Benim kumanda tarafında tek gördüğüm eksi nokta birçok Philips televizyonunun kumandasının arka bölümünde klavyeye yer verirlerdi. Bu sayede hemen kumandayı çevirip klavyeyle bir şey yazabilirdiniz ama burada sanıyorum ki ses ve kontrol işin içine girdiği için klavyeyi kaldırmışlar. Bence keşke koysalardı çünkü işe yarayan bir özellik. Son olarak ses özelliklerinden de bahsetmemiz gerekirse Philips'in Divan serisinin bu modelinde 2x10 Watt olmak üzere toplamda 20 watt'lık bir hoparlör gücü kullanıcılara sunuluyor. Yazılımsal olarak da videonun başında bahsetmiş olduğum gibi Dolby Atmos ses desteği ile beraber farklı efektleri kullanabiliyor ve bu efekte sahip olan içeriklerde daha doyurucu bir ses performansına ulaşabiliyorsunuz. Genel olarak yorumlayacak olursam zaten videonun başında da söyledim çok daha alınabilir bir seviyede karşımıza çıkıyor. Günümüzde 10 bin 15 bin liralarda televizyonlar görebiliyorken Philips'in Divan serisi çok daha uygun fiyatta kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bence en önemli olduğu iki noktası var. Bir tanesi Ambilight çünkü hiçbir rakibinde yok ve Gerçekten ben çok seviyorum. Bir diğeri de HDR sertifikaları anlamında bütün hepsini bünyesinde kapsadığı için yine benzer fiyatlardaki rakiplerine göre ciddi bir avantaj sağlıyor. Eğer sizin de bu tarzda bu fiyat bandında bir televizyona ihtiyacınız varsa yeni Divan serisine mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Televizyonla alakalı varsa yorumlarınız ve sorularınızı lütfen aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.